Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında Ankara'da ünlü starter Gültekin Türkeli ile beraberiz. İbrahim Bulut, Vasfi Özçelik, Nazım Balasa soruyor. Gültekin Türkeli yanıtlıyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Abi, kendinizi bize tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz? Sporla nasıl tanıştınız? Evet. Kısaca anlatır mısın? Anlatayım. Ben 1930 senesinde kayda geçmiş ama esas doğum tarihim 29. Ben doğduğumda babam yedek subay olarak askere alınmış. Askerden terhis olup geldikten sonra bir sene sonra benim kaydım yapılmış. 1930 olarak geçmiş. Atletizm şeyimde şöyle oldu. Ortaokulda bizim bir hocamız vardı. Çok muhterem bir insandı. Bir gün okulun önüne çıkardı bizi, Kurtuluş Lisesi'nin önünde. İki tur atacaksınız dedi. Şimdi düdükle bir start verdi bize. Ben fırladım. Kurtuluşu bilirseniz fırın önüne geldim. Arkama döndüm baktım. Kimse yok. Yani 50 metre mesafedeyim. Kimse yok. Döndüm bir tur attım. İki tur attım. Birinci olarak geldim. Ondan sonra hoca tebrik etti beni. Dedi şeyde stadyumda dedi bizim burada benim talebem dedi buradan mezun ol dedi. Atlet şimdi dedi. 408 metre Ankara şampiyonu dedi. Sami Yavrucuk. Git onu gör dedi. Ondan ders al dedi. Seni çalıştırsın. Sordum, soruşturdum filan. Bizim amcaoğlu profesör doktor şu anda. Ürolog. Ona gittim dedim böyle böyle gazetesinde mevzu olmuş Sami Yavrucuk. O dedi benim Sami arkadaşım. Beraber gittik stadyuma. Sonra stadyumun içinde çalışıyormuş. Ondan sonra dedik beni tanıştırdı. Dedi bu benim amcaoğlu dedi. Atletizmi çok seviyor. Koşuyu çok seviyor. Bunu sen bir çalıştır. Ondan sonra eşofmanın var mı dedi bana. Yok dedim. Ondan sonra ayakkabın var mı? Yok. Benim ayakkabılar var dedi. Sana satayım dedi. Ondan sonra eşofman var dedi. Eşofmanı da satayım dedi. Kaç lira vereceğiz dedim. 15 lira. Şimdi getirdi bir simsiyah bir eşofman. Leş gibi ter kokuyor. Mutlaka bahsetmem lazım. Çivili ayakkabı hayatımda ilk defa görüyorum. O kadar eskimiş ki tabanı tenekeyle deri kısmına aktarılmış, topuk kısmına aktarılmış. Güçlendirilmiş yani. Güçlendirilmiş alt tarafı. Güçlendirilmiş, tenekeyle kaplanmış. Ondan sonra ayağıma girdiğim zaman bir batma falan olmuyordu. Bayağı şey yapayım. Senelerce o çivili ayakkabıyı kullandım. Ama bir ara sordum anneme falan ne oldu o çivili falan nerede diye. Atmışlar çöp atmış. Keşke atmasalardı da müzelik olmuş. Müzelik olmuş. Hatıra olarak kalır değil mi? Gösterseydim keşke. Nelerle koştuk. Lastik pabuç olarak raf ayakkabılar vardı lastik. Onunla krosa giderdik. Hipodrom'dan, Hipodrom, Yeni Mahalle, ondan sonra Hayvanat Çiftlik, Bahçesi, çiftlik, değil mi? Büyük çiftlik. Süt fabrikasının arkasında yokuş Yukarıya vardı. yokuş çıkar, evet. 50 defa, 10 defa, 20 defa, 30 defa çıkar inerdik böyle. Ondan sonra Bahçeliler, Beşeriler, Tandoğan, Hipodrom, Stadyum. Abi, 30-35 kilometre. sonra soracaktım ama bizi izleyenler merak edebilir. Evet. Yüksek sesle konuşuyorum. Biraz ağır işitiyorsunuz. Evet. Bunun nedeni ne olabilir? Nedeni starter olarak çifteyle, çifteden kesme silahla start verdim. 1953'te başladım. 1995'e kadar o çifteyi kullandım. Çifte de orada fotoğrafımız var görebilirsiniz. Şimdi. Patladığı zaman Ramazan topu gibi patlıyordu. Benim kulaklar gitti. Profesör doktora gittim kulakçıya. Kulak sandığında çökme var Çökme dedi. var. Tedavisi Yapacak bir mümkün şey değil yok. dedi.
kulaklık kullan dedi. Kulaklık kullanıyorum ama hiçbir faydası olmadı. Şey yapıyor, sesleri, tonu boğuyor. Yani çok yakın mesafe olursa ancak. Hobi olarak yaptığınız bir işten dolayı bir iz kaldı diyorsunuz. Evet. Öyle anlıyorum. Evet, evet canım. Evet. Yüksek. Kara barut koyardık barutun içi, barut olarak. Üzerine tapayı da kapardık. Bazen ağzına kadar doldururlardı. Alev çıkardı böyle şey yaptığı zaman. Dumanıyla beraber kronometre tutarlardı. Bazen bir günde 100 defa patlattığın oluyordu o abi tabii. O okullar arası müsabakalar olduğu zaman 100'ün üzerinde patlatırdım. Değil mi? Yani kafam bir tuhaf olurdu böyle. Şey yapardım yani biraz bunalırdım. İnsanın bunalırdım dengesi yani. Bozulur tabii. Bunalırdım yani. Kaç sene yaptın dediniz abi hakemliği? 42-43 sene. Hakemlik yaptım. Maşallah. Hakemlik. Maşallah abi. 10 sene milli, 32-33 sene uluslararası hakem olarak görev yaptım. Akdeniz oyunları, Balkan oyunları, milli müsabakaları tek başına idare ettiğim durumlar oldu. Tek başına. Hı-hı. Bir arada bizim eski atletlerden şey vardı. Ütekin abi, senin hakemlik yaptığın zamanlarda ben sprinterdim. Senden çok start aldım. Evet. Daha sonra ben hakemliğe başladım. Start hakemliğine. Benim yardımcım oldun. Evet. Bir ara evet. Şimdi içinde bir özlem var mı tekrar gelsem bir start versem diye? Evet. Şimdi tekrar bir fırsat olsa da bir yarışın startını versem. Gibi bir şeyin var mı içinde? Tabii. Var değil mi? Nasıl? Aslında bunu konuşalım da Atatürk yarışında, bu seneki Atatürk yarışında ve startı vermesini sağlayalım. Ben rica ederim Sayın Cintimar'dan. Bir dakika. Anlatacak. Bir ara milli takımlar gelirdi. O stadyumun orada otelinde kalırlardı. Bir hafta 10 gün gelirlerdi, kamp yaparlardı. Bir gün bizim Mahile abi Gültekin dedi biraz erken gel dedi. Benim emek standımda çalıştığımı biliyor. Biraz erken gel dedi. Arkadaşlar start ver dedi. Çok kaçan oluyor dedi. Kaçmamayı öğret onlara dedi. Ondan sonra olur abi dedim. Milli takım atletleri Türkiye birinciliği yapılıyor. Evet. Saat 4'te çıkardım. 5'te de onlar idmana geliyordu. Orada 100, 200, 400 800 metre koşanları teker teker startını verirdim yerlerinize. Dikkat. Güm. Değil mi? Patladığı zaman bizim silah orada. O silahı şeye bir çıkar da gösterelim arkadaşlara. Hocam o dönemde buna havada gidiliyor muydu? Havada gider miydiniz bunlar? Yok. Belki. Şeyimiz de burada. Evet. Tapayla kara barut koyardık içine. Tapayla kapatırdık. Patladığı zaman Ramazan topu gibi patlardı. Biz de her tur geçişimizde o barutun kokusu hala bize gelirdi. Evet. Güzel günlerdi yani. Evet. Peki hakemliği bırakmana sebep bir şey var mıydı yoksa artık yeter mi dedin abi? Yaş haddinden emekli olduk. Öyle mi? Yaş haddinden 65 dolunca hakemlikte bitirdiler. Öyle bir hale geldi ki starterlik start yapacak adam kalmadı. Benim bıraktığımda bir Zafer diye bir çocuk vardı. Bana yardım ediyordu. Birkaç defa start verdirdim. Kaçıyor çevirmiyor. Dedim bak kaçırıyorsun dikkat et biraz beklet fazla acele ediyorsun dedim. Hı-hı. Kaçıyorlar. Olur abi falan dedi ama yine kaçırıyordu. En sonunda da bir müsabaka oldu. Kaçırdı. Ya bak kaçtı dedim yine. Olmuyor dedim. Ve o gün bıraktım. Senden sonra Özcan Kutlu aldı değil mi? Müsabaka. Senden sonra Özcan Kutlu aldı starterli. Özcan Kutlu.
Özcan Ünametlik, evet, evet. Senden sonra o starterdi. Evet. Daha sonra bize geçti. Şimdi Zafer yok. Yapıyormuş galiba. Zafer yok. Yapmıyor mu Zafer? Şey diyor ya, Akın. Akın'ı diyorsun. Akın. Efendim? Akın arkadaşımız yapıyor herhalde şimdi. Gültekin abi. Evet, evet. Peki sporun yanında başka bir sürü uğraşların da var. Var. Tamam. Neler yapıyorsun, neler yaptın? Ben ortaokulda ara verdim bir ara. Mümtaz Tarhan babamın arkadaşı, eski çalışma bakanı. Hı-hı. Oldu beni götürdü. Dedi, bizim çocuk dedi okulu bıraktı. Bir iş. Tapu Kadastro Müceltanesi'nde cilt şeysi olarak girdik. Çırak olarak. Evet. Aşağı yukarı 2-3 sene orada çalıştık. Ondan sonra ben okuyacağım dedim. İstifa ettim, ayrıldım. Ortaokulu bitirdik. Liseye başladık. Lisede de kimya hocası. O kadar da güzel çalışmıştım. Biz derse kaldırdı. Bir soru sordu. Hiç çalışmadığım bir soru sordu. Çalışmadığım bir yerden geldi. Ondan sonra durdum, dondum, kaldım. Oturdum, sıfır. Beynimden vurulmuşa döndüm. Ve bir hafta düşündüm ve okulu bıraktım. Yani liseden... Sonrasında? Ondan sonra o tapuda öğrendiğim cildi emek insanlığına girdiğimde 140 lira maaşla göreve başladık. Ondan sonra bir sene sonra evlendik. Annemle babamla beraber oturuyorduk. Baktık biraz tatsızlıklar oluyor. Ayrıldım. 100 liraya ev tuttum. 140 lira maaş. 140 lira. Ondan sonra elektrik, su. Hava gazı da vardı. 2,5 lira yakalıyordu elimde. Ne yapalım? Benim tezgah vardı. Dikiş dikerdim onunla. Kitapları dikerdim. Onu tamir ettim. Arkadaşların kitaplarını toplardım. Onların onları getirdim, yapardım. Sökerdim, dikerdim. Paket yapardım, Ulus'a götürdüm. Kurtuluş'ta oturuyoruz. Ondan sonra matbaada, arkadaşın matbaasında keserdim. Halen orada kırtasiyeci vardı. Oradan kartonunu aldım, bezini alırdım. Kolumun yani altına koyardım. Bir yenileme yapıyordum o eski... Evet, koltuğumun altına koyar, doğru eve. Evde de tutkallı kaynatırdım. Bezi sürerdim, kapağını yapardım, taslardım. Harflerim vardı, harflerle dizer. Altın yazıda yazılarını yazardım. Kapağı takardım, onu yapıştırırdım presle. Ekstra bir iş olurdu bu sizin ekstra için. Bir iş. Abi, ailece bir sporcu geleneğiniz var. Evet. Şu anda Atatürk koşusunu Türkiye'de en fazla koşan... Evet. Altan Türkeli, evet. Kardeşiniz. Evet. Bu konuda neler anlatmak istersiniz? Altan çok talihsiz bir çocuk. Hiç laf dinlemezdi. Ne sporkolik, alkolik derler ya. Evet, sporkolikti. Sporkolikti. Öyle hale geldi ki, oğlum yeter artık. İş dükkanı var, gayet güzel çalışıyor. Para basıyordu adeta. Ondan sonra İdmana gidiyor. Oğlum idmana git ama biraz aralıklı git, biraz seyrek git. Bak şimdi orada kapalı salon olsa gece gidecek ama kapalı salon olmadığı için gündüz gitmek zorunda. Kış idmanını yapıyordu ve o yüzden hanımıyla da arası açıldı. Benim spor yapmama çok büyük katkısı oldu Altan abimin. Öyle mi? 16 yaşındayken lisedeydim. Evet. Oğlum antrenmanı kaçırma derdi. Evet. Geç kaldığım zaman geceleri Esat'la beraber koşardık. Evet. Böyle de önce olduğu bir abimiz oldu. Örnek oldu yeni başlayan sporculara. Evet. Ondan sonra hanıma ya gelirsin eve ya da sporunu bırakırsın. Hanımı boşadı, spora devam etti. Sonra dükkanda işleri bozuldu. Dükkanı sattı. Güzel mesleği vardı, öğrenmişti baskıyı falan yapmayı falan. Ondan sonra sigara işleri yapmaya başladı. Arabası vardı, sigara götürdü dükkanlara falan. İdmanı bırakmıyordu, devamlı çalışıyor. Oğlum, bu iş böyle devam etmez. Ondan sonra bir yasakladılar, böyle elden...
sigara almayı falan yasakladılar. Açıkta kaldı. Boşta kaldı. Her gün spora gidiyor. Biraz birikimi vardı. Onları bitirdi. Ondan sonra bir kadıncağız bulmuş. Onunla imam nikahlı. Boş zamanlarında ne yapıyorsunuz abi? Ben boş zamanlarımda meşe fidesi yetiştiririm. Terasımda. Aşağı yukarı 20, 22, 23, 24 senedir temadayım, tema bakımdayım. Çok güzel abi, çok evet. Güzel. Orada öyle hale geldim ki konferanslar vermeye başladım. Ve bir de tutku haline geldi. Bu Toprağın Sesi diye bir program var. Evet. Saat 8.30'da başlardı. 9.30'a kadar o program. 20 sene izledim. 530 sayfa notum var. Öyle hale geldim ki profesörler geliyor, konferans veriyor. Kapari. Kapari'den bahsediyorum. Pardon. Bir profesör geldi. Keban Barajı'na dedi, duvar çekiyoruz. Eyvah dedim, bu Kapari'yi bilmiyor. Kapari denilen bir bitki var. 150-60 metre kök salıyor. Boyu da 1 metre kadar oluyor. Erozyonun bir numaralı ilacı. Çapraz diktiğin takdirde erozyonu önlüyor. Toprağın esintilerinden meydana gelen kumları, akıntıları toprağa önlüyor. Konferansı bitti. Hocam dedi, kapar diye bir bitki var. Niçin duvar çekiyorsunuz? Kapar da neymiş demez mi? Allah Allah. Hocam, bu dedim bitki 50-60 metre kök salar ve 1 metre kadar boy yapar. Çapraz diktiği zaman fare kuyruğu bile geçiyor. Allah Allah dedi. Dedim o zaman duvar çekmeyin, bundan yapın. Şimdi kafama takıldı. Keban'da en az 100-200 tane ziraat mühendisi var. Bir tanesi, ya hocam kapar diye bitki var, bunu yapalım dememiş. Bu kaparinin tarihçesini de araştırdım. Evliya Çelebi 400 sene evvel Tokat taraflarından geçerken dağlarda, köylülerde geziyor. Bu bitkiyi görüyor, bu kapar diyor, çok şifalıdır. Her derde devadır, bunun şifasına istifade edin diyor. Bunu İspanyollar duyuyor, 400 sene evvel üretime başlıyor. Kendi yetiştiriyor, Pastus Cezayir'de de yetiştiriyor. Bizde de yetiştirmeye başlıyor. Yemilere yüklüye geliyor. Ondan sonra ta Japonya'dan Kanada'ya kadar satıyor. Bir ay içinde 20 milyar dolar para kazanıyor. Biz daha elimiz kolumuz bekliyoruz. Biz duruyoruz. Ve 1500 tür ilacın ham maddesi. Bunun değerlendirdiğimiz takdirde ilaç sorununda çok büyük adımlar atarız. Evet. Hatta araştırdım. Peygamberimiz zamanında 1400 sene evvel eshabıyla toplanmış sohbet ediyorlar. Genç bir çocuk giriyor içeri. Bakıyor peygamberimiz, ne diyor, betin bezi solmuş sararmış, hasta mısın diyor. Sormayın diyor. Bağ sorun var diyor. Tedavi olamadım diyor. Çok acı çekiyorum. Onun ilacı var diyor. Kapari diyor, bir bitki var diyor, onun çiçeğini al diyor, kaynat suyunu iç, şifa bulursun diyor. 10-15 gün sonra çocuk gülerek geliyor yine toplantıya. Ne o diyor, iyileştin mi? Evet Allah sayenizde bir iyileştim diyor. Suyunu içtim, şifa buldum diyor. Bakın 1400 sene evvelden gelen bir bitkiyi daha yeni ele alıyoruz. Yani çok büyük bir kayıp. Yani. Türkiye için çok büyük bir kayıp. Şimdi şifalı bitkiler üzerine de araştırma yapıyorum. Aşağıdaki 10-15 tane kitabım var. 500-600 sayfa notum var. Konferanslar vermeye başladım. Buluşlarım var. Ne güzel. Bir kovandan 20 kilo bal alırsın. 22 kilo bal alırsın. Ben bir dizi izledim. Oradan bir Hocam arılara güzel start veriyorsunuz herhalde. Aman hem de nasıl, hem de nasıl. Bir program izledim. Amerika'da bir arıcı 100 tane kovanı dizmiş. Arısı 3 tane 4 tane arazi çiçek tarlası yapmış. Allah Allah. Ya başka çiçekten başka çok şeyler var. Niçin acaba? Ondan sonra kaç kilo bal alıyorsun dedi. Gel 100 kilo bal alıyorum dedi her kovandan. Şok oldum.
Ya 3 dönüm 4 dönüm araziye çiçek taladı. Ben de kafamda 3 tane kovanı dizdim. 1 dönüm araziye çiçek tarlası yaptım. Arkasına yonca tarlası yaptım. Arkasına biber, patlıcan, domates, sebze tarlası yaptım. Arkasına yedi veren gül yaptım. Arkasına kanseri önleyici şifalı bitkiler yaptım. 10 çeşit, 20 çeşit, 30 çeşit. Arkasına yedi veren Macar akasısı. Ankara'da bunu kimse bilmiyor. Rahmetli Adnan Kahveci Macaristan'a gittiğinde bu ağacı görüyor. Çiçeklerini de görüyor. Bu ne ağacı? Bu akasya. Yedi veren akasya. Ne yapar bu? Arıların bir numara ilacı. Yapmayın ya. Ona sarın şuradan 300 tane paket yapıyor. Alın parasını. Geliyor Edirne köylerinde köylere dağıtıyor. Bedava dağıtıyor. Allah rahmet eylesin. Yani o adamcağız şey yapsaydı, bugün yaşasaydı Türkiye başka yerlerde olurdu. Şimdi ben bunu yaptım. Düşündüm. Şimdi bunu kime anlatayım? Bir arkadaşı anlattım. Dedi ya bir tanıdık var dedi. Ziraat Fakültesi'nde arı kürsüsü sahibi. Yapma ya. Yoldum. Selamun aleyküm selam. Benim dedim bir düşüncem var hocam. Müsaade edersen bir anlatayım. Anlat bakalım dedi. Dedim bir dizi izledim. Amerikalı 100 tane kovandan 500 kilo bal alıyormuş dedim. Allah Allah dedi. Ben dedim böyle böyle anlattım. Bu şeyi yaptım. Çiçek tarlasını anlattım. Ondan sonra yonca tarlasını anlattım. Bitkileri anlattım hepsini. Ve çevreyi dedim meyve ağaçlarıyla donatacağız dedim. 3 dönüm 4 dönüm araziyi yaptığımız takdirde hocam kaç kilo bal alırız? 100 kilo her kovandan bal alırsın dedi. Ağzına kadar dolu. 50 de üzerinde de bir kovan koyarsın. 50 de oradan alırsın. 150 kilo bal alırsın dedi. Okullara gittim, konferanslarda anlattım bunu. Hayretler içinde kaldılar. Nasıl olabilir böyle bir şey de kimse bununla ilgilenmedi. Bunu 10 senedir anlatıyorum. Arıcılar Derneği Başkanı'na gittim, anlattım. Abi dedi, yapacak bir şey yok dedi. Konferanslar olsa git anlat dedi. Ya dedim bunu... Abi siz de arılar gibi atletizmde çok üretken bir insansınız. Atletizmde unutmadığınız anılar var mı? Var hem de nasıl. Onu ben rica edeyim sizden. Hem de nasıl. 408 metre koşardım. Bir gün idman yapıyoruz. Ekrem Koçak'la 200'ler yapıyoruz. Köşeden başlıyoruz. Rahmetli Besim Hoca da kronometre tutuyor. İşaret ediyoruz 210'dan. Saat basıyor. Koşuyoruz beraber koşuyoruz. 200 bitiriyoruz. Yok 200 yok yapıyoruz. 200 tekrar 10 tane koşuyoruz. O koşu esnasında bitti koşu. Soyunma arasına gittik. O arada da bir sene 1948. 48 olimpiyatlarını hazırlıyor bizim güreşçiler. Yaşar Doğu, Celal Atik, Mersin Ahmet, meşhurlar, Gazanfer evet. Bilgeler güreş yapıyorlar orada. Başlarında da Kalas Tevfik, 2 metre boyunda Gazi Eğitim Enstitüsü'nün kondisyon hocası. Harika bir insan. Benim o koşumu görmüş. Ondan sonra soyunma odasına geldi. Kimdi dedi o koşan ya dedi. Ben ondan sonra bizim Cüneyt bu arkadaş dedi beni gösterdi. Kardeşim sen ne güzel koşuyorsun öyle dedi. Ben bu yaşıma geldim dedi. Hayatımda böyle güzel koşan adam görme dedi. Aferin dedi. Şiir gibi koşuyorsun ya. Devam et dedi. Devam edelim hocam dedi. Böyle bir anım var. Hatta bizim hoca da derdi ki senin bu stilinde, bu tarzında Avrupa'nın sayılı atletlerinde yok derdi. Rahmetli. Peki abi hakemlikte unutmadığınız anılar var mı? Hakemlikte var. Ben rica edeyim. Balkan oyunlarını yapıyoruz İstanbul'da. Rıza Maksut İşman beraber yapıyoruz. Şimdi demin unuttuğum arkadaşım aklıma geldi. Eski 1500 metre Türkiye şampiyonu ve Atina'da bir müsabaka yapıyor. Türkiye Yunanistan müsabakasında 1500'de birinci oluyor. Yunanlı'yı geçiyor. Tarihe geçiyor. Atletizm tarihine geçiyor. Yunanlı'yı geçti diye. Ve Türkiye rekoru kırıyor o zamanlar. Onunla beraber start veriyoruz.
müsabakalar yaptı yaptı, en son hava kararmak üzere ışıklar da yandı. Bir startı o veriyor, bir start ben veriyorum. Ona sıra geldi. 4x100. Yunanlı, Arnavut, ondan sonra Bulgar, Türk, 6 takım. Kızlar yerlerinize dedi bizim hoca, oturdular. Ondan sonra dikkat dedi, pırr bizim atlet şeyin hanıma, bizim Muharrem Hanım. Yücelen. Kızın ismi de hatırlıyorum. Sude Hanım. Fırla'da gitti. Sude Koçgil. O zaman Sude Koçgil'di. Bekardı o zaman. Fır dedi, kaçtı. Ondan sonra tekrar şey yaptı. Yerlerinize dedi. Oturdular. Dikkat dedi. Yine kaçtı. Düt dedim. Ötürdük. Gittim. Diskalifiye. Çık dedik. Attık kızı. Kızı attık. Bizim tek bayrakta 5 kişi kaldı. Ondan sonra yerlerinize dedi tekrar hoca. Kapalı türbin tamamen kapalı. Açık türbinde de aşağı yukarı 300-500 kişilik bir grup var. Ama öyle bir grup ki hayatında ilk defa atletizm müsabakası veriyor. Kurallar hakkında hiç bilgisi yok. Hoca yerlerinize dedi. Yuuu sesleri. Dikkat dedi. Oturuyorlar. Duymadılar. Hocam dedim, duymadılar. Düdük çaldım, kaldırdım. Ondan sonra sinirlendi hoca. Ondan sonra tekrar şey yaptı. Yerlerinize dedi. Yuuu. Tekrar dikkat dedi. Oturuyorlar yine. Duyamadılar. Hocam dedim, duymadılar. O seslerle bir şey oldu, bir tuhaf olduk. Hemen koşa koşa gittim koşular başhekimine. Spikere söyleyin dedim. Kurallar iki defa yanlış çıkan atlet kural dışı hareket ettiği için atılır. Bu kaidedir. Kural değişmez. Uluslararası bir kural. Evet. Ondan sonra bizim şey vardı 1500'cü. Neyse. O spikerlik yapıyor. Aynen söyledi. Benim söylediklerimi anons etti. Ondan sonra tamam dedik herhalde. Hoca yine yerlerinize dedi. Oturdular. Düğü sesleri başladı. Dikkat dedi. Duymadılar. Hocam duymuyorlar dedim. Düdük çaldım. Kaldırdım. Ondan sonra hoca tekrar silahı açtı. Kapattı filan. Elleri böyle titriyor. Hocam dedim, kusura bakma, ver bana dedim. Elinden aldım silahı. Ondan sonra o 200 metrenin kahvesi yerine geldim. Ta öne kadar çıktım. Duymaları için. Bütün gücümle dikkat dedim. Yerlerinize dedim. Dikkat basım. Çıktılar. Yani dikkat dediğimi duydular ve çıktılar. Ama yuh sesleri devam ediyor. Ondan sonra gazeteci geldi. Abi kenara kaç dedik. Şişe yağıyor dedi. Bir de baktım şişeler dolu etrafım. Yani bir tanesi gelse gittik. Böyle bir anım var. Ve Ersin gazetelerde falan baktım, hiç adı bile geçmedi. Yani Türkiye'de atletizm tarihine geçecek bir olay yaşadık. Yani pisi pisine orada şehit olacaktık yani. Atletizm ile şehit olacaktı. Allah muhafaza ya. Böyle bir anımız oldu. Depar verdim. Şimdi Gültekin abi, başından geçen anılar çok fazla tabii. Nasıl? Şu anda hemen böyle aklına gelen başka bir ilginç anım var mı? Şimdi bizim atletizm sahası vardı müstakil. Şimdi kapalı salon yapıldı üzerinde. Orada altın çivili müsabakaları yapılıyor. Yine benim silahla, çifteyle start veriyorum. Atletler geldi. Altı kulü var. Yerlerinize dedim. Dikkat, çıt, patlamadı. Düdük çaldım, kalktılar. Ondan sonra yerlerinize dedim tekrar, oturdular. Dikkat, çıt, in aşağı. Orada polis duruyordu. Abi dedi, al dedi. Silah verdi bana elinden. Ondan sonra yerlerinize dikkat,
Dünyada ilk defa hakiki silahla start verdim arkadaş. Bu dünya çapında bir olay. Tarihe geçecek bir olay. Abi, hakiki silahla atışım var. Av tüfeğiyle atışım var. Evet. Bir de kendini vurmanı ben duydum. Bunu sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Lütfen. Şimdi 8 metre müsabakası yapılıyor. Birinci tur bitmek üzereyken silahı açtım, doldurdum, mermiyi koydum, tetiği çektim. Ondan sonra tam gelmek üzereyken tetik bir düştü, dizim yandı, pantolon delindi. Nail'im alan abi dedi, orada da ilk defa giymiş o elbise, takım elbisenin pantolonu. Ona Nail abi bak dedi, böyle dizide yaraladık, böyle simsiyah oldu dizim. Pantolon parçalandı. Yani atletizmde ilk gazi değil mi? İlk gazi. Tabii evvelden bir de yani zil çalınır son turda ya da silah patlatılırdı tekrar. Ondan sonra böyle bir olay. Ben telefon edeyim dedi, kamp spora git dedi. Bir pantolon yapsınlar sana dedi. O da sipariş aldık, pantolonu yerine dedik. Abi başka son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesaj vermek istediğiniz bir şey var mı? Ben sorayım. Çok çok var. Ben sizi özgür bırakayım. İstediğiniz gibi konuşun. Çok var. Atatürk koşusunun 43-42 sene startını verdim. Bazen vali gelirdi, bazen bakan gelirdi. O zaman bakanlıklar falan yoktu. Vali gelirdi çoğunlukla. Benim silahı yine o av tüfeğini açardım. Koruzu kaldırırdım. Ondan sonra hocam derdim, komutu ben vereceğim, dikkat deyince patlat. Hemen patlatın dedim. Size verdim eline, yerlerinize verdim, atletler sıralandı. Dikkat, güm patlar çıkardı. 42 sene startını verdim. Bu tarihi bir olay. Dünyada 42 tane start hakemi olarak hem görev yaptım hem de Atatürk koşusunu 42 sene verdim. Bunu anlattım ben arkadaşlara, başkana falan. Ondan sonra hatta Atatürk koşusunda koşanlara ödüller falan veriyor. Ben dedim 40 sene startını verdim hocam dedim. Bana ödül yok mu? Hocam biraz evvel en büyük arzum emekli olduktan sonra içimde bir uhde kaldı dediniz. Evet. Ben de sordum sohbet arasında çekimden hemen. Evet. Son bir starterlik yapmak isterim dediniz. Evet. Atatürk koşusu geliyor 27 Aralık. Sevgili evet. Atatürk'ümüzün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Her sene de bir koşu yapılır. Allah izin verirse. Orada starterlik yapmak ister misiniz? Buyurun. Koşarak giderim. O teklifi yetkililere lütfen iletin. Koşarak giderim hem de. Koşarak giderim. Allah'ın izniyle. Allah'ın... Kimleri iletmek istersiniz? Sayın valimize mi, federasyon başkanımıza mı? Tabii. Mümkün olursa sizler iletin. Bu işin başındasınız. Estağfurullah. Evet. Bursa'da antrenör kursu açıldı. O antrenör kursunda bütün branşlarda eğitim aldık. Cirit atma tekniğini öğretirken Kovaç hocamızdı, Macar. Kovaç harika bir insandı. O 25 branşın 25'ini de eksiksiz anlatırdı, eksiksiz. Harika bir insan. Gültekin abi. Evet. Bu resimde ne anlatıyorsunuz? Evet. Burada start verirken bizim Giray neydi ya? Ömer Giray. Evet. Ömer Giray hem 100 metre koşardı hem sırık atlardı. Evet. Normal çıkışı yapan bu. Bunlar acemi arkadaşlar, geç kalmışlar. Evet. Fodopar gibi gözüküyor. Anladım. Hattı zatında normal çıkan adam, bunlar geç çıkanlar. Bunlar acemi arkadaşlar. Doğru. Geç kalmış, normal çıkan. Tamam. Gören de bu orada var yapıyor, niye çevirmedin diyorlar. Anladım. Bu resimde ne vardı hocam? Bu resimde Bisiklet Federasyonu'nun bir plaketi. Bunu Bit Pazarı'ndan aldım ben. Bir daha göster misiniz? Bunu koşan atlet şeklinde yaptığımız takdirde çok güzel bir dekor meydana gelir. Evet. Bunu federasyon başkanımıza, bakanımıza aktaralım. Bu resimde ne anlatıyorsun abi? Koşan bir atletin ifadesi plaket olarak verilebilir. Aha. Bunu ben kafamda tasarladım. Ha? Kafamda tasarladım. Bu dizaynı siz mi yaptınız? Bunun ayrıca evet kızım yaptı bu resmi. Hı hı.
Bakın o doğada, doğayı da kızım yaptım. Şey üzerine 2 sene öğretmenlik kursu aldı. Kendisi öğretmen. Koşan ateş şeklinde rozet yaptığımız takdirde çok ucuz maliyetiyle her koşan atlete verelim. 1, 2, 3 sen sonuncuya kadar verelim. Atletizm sporunun reklamını yapalım. Şimdi 1, 2, 3 veriyoruz, orada kalıyor. Öbür çocuk koşuyor ama ya koştuk ama hiçbir şey almadık düşüncesiyle sahaya bir daha uğramıyor. Ama herkese verirsek atletizm sevgisi doğar ve sahaya gelme imkanlarını arar. Bak şimdi burada 500 tane meşe pidesi var, 500 tane. Her birinde 25 tane pide. Hocam, Tema Fakfı ile bir bağlantınız var mı? Devamlı 22 sene, 25 senedir oradayım. Tema Vakfı'nda. Evet. Ne abi? Evet. Bu elimde bir resim var. Bu resmin evet. Hikayesini bize anlatır mısın? Bunu bizim gazete işleriyle uğraşan Armen Talay verdi. Rahmetlik. Atletizmi çok severdi. Çok değerli bilgiler verirdi. Ondan sonra bu tip sporla ilgili müsabakalarda yapılan dereceleri yazan bir doğru dürüst bir adam gelmedi. Şu anda Avrupa şampiyonası oluyor. Ahmet birinci, Mehmet ikinci. Şimdi gördüğünüz Ekrem Koçak hem 1500'de hem 800'de. Hangi yarışmada bu abi? İspanya. Bu tahmin ediyorum. İspanya. Tahmin ediyorum 800. 800. İspanya'da koşuldu değil İspanya'da, mi? İspanya'da. Evet. Barcelona'da. Barcelona'da 1955. Abi çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiniz. Bu güzel sohbeti bize imkan yarattınız. Biz de Orhan Altan Atletizm grubu adına size bu plaketi vermek istiyoruz. İzin verin elinizi öpeceğim ben. Sağ olun. Nice sağlıklı günler diliyorum ben size. Allah daha nice uzun ömürler versin. Lütfen kabul buyurun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Atletizm Ansiklopedisi'nin başka sayfalarında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.